Biz Bize programından uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Bir önceki programda biraz da herhalde şoma hazırlık ettik. Bundan sonra her hafta beraberiz dedik. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre insanlarla bile yan yana gelemediğimiz bir dönem oldu. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Hem ülkemiz adına hem tüm dünyada çok ciddi bir salgın. İnşallah atlatılma evresinde gibi gözüküyor. Bundan sonra ikinci dalga olmaz diye herkes umuyor ama tedbiri de elden bırakmamak lazım. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum ben. Hem kendi adıma hem de ailem adına. Çünkü çok ciddi bir mücadele. Bence ciddi bir salgın olmasına rağmen, yani vaka sayısının çok olduğu ülkelerden biri olmamıza rağmen gayet iyi yönetildi. İnşallah bundan sonra da böyle bir olayla tekrar karşılaşmayız diye temenni ediyorum. Evet, bugün gündemimiz biraz yoğun. Hepinizin bildiği üzere geçen hafta Sayın Nihat Özdemir'in yapmış olduğu önce manasız açıklama, arkasından da o açıklamayı toparlamaya çalışırken ki diğer manasızlıkları. Dolayısıyla gündemi bununla açmak istiyorum ben. İzin verirseniz önce kendi fikirlerimi paylaşayım, ondan sonra da sizlere söz vereyim. Şimdi birincisi, ben ilk açıklamayı dinlediğim zaman açıkçası çok fazla da bir şey düşünmedim. Tıpkı başkanımızın ve yönetimimizin vermiş olduğu ilk reaksiyon gibi. Ya kastetmek istediği şeyin olmadığını tahmin ettim. Ama arkasından geçen süreçte sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun bunu yanlış anladığını, çünkü Nihat Özdemir onu iddia ediyor, yanlış anlaşıldığını ama bunu dile getirmiyor. Hani böyle bir sürecin üzerine bu açıklamanın düzeltilmemesi, çünkü o dönemde Nihat Özdemir çıkıp deseydi ki ya ben bunu kastetmedim ama laf buraya taşındı. Tabii ki de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir, bu konu tartışmaya kapalıdır dese olay zaten bitmiş olacaktı. Biz ne Semih Bey'in açıklamasını yapmaya ihtiyacı duyacaktık ne üzerine başkanımızın konuşmasına gerek kalacaktı. Ama bu söylenmediği gibi üzerine kulübümüzün yaptığı açıklamalara gelen birinci cevap, tamamen saçmalık ve hadsizlik bence. Çünkü bir federasyon başkanı hiçbir şekilde bir kulübün başarısını, başarısızlığını sorgulayamaz. Hele ki bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden bir açıklama yaparak hiç sorgulayamaz. Çünkü bizim orada tartışma yaşadığımız federasyon başkanı Nihat Özdemir değil, Fenerbahçeli olduğunu düşündüğümüz Nihat Özdemir'di. Ama kendisi zaten o açıklamasıyla durumu ele verdi. Benim üzerimde artık Fenerbahçe ceketi yok dedi. Fenerbahçe camiası bile demeye çekinip o çatı altında vesaire gibi saçma sapan terimler kullanarak olayı başka bir boyuta taşıdı. Üzerinden son açıklaması Sayın Vefa Küçük'e göndermiş olduğu mektup, o zaten iyice bence kendi de fark ettiği işin nereye gittiğini ama toparlamak için işte böyle bir hani Ali Koç'u atlayıp doğrudan ben divan başkanıyla muhatap olurum gibi bir şey mi yaratmak istedi, algı mı yaratmak istedi bilmiyorum ama mesela o açıklamanın federasyonun antetli kağıdından yapılması da bence saçmalık. Çünkü dediğim gibi biz orada Nihat Özdemir'in Fenerbahçe kimliğinin üzerinden bir tartışma yaşadık kendisiyle. Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen de hala çıkıp 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir, bu konu tartışmaya kapalıdır diyemiyorsa zaten bundan sonraki sürecin getireceği sonuçların hepsine de ben razı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Volkan, seninle başlayalım. Senin bu konudaki görüşlerin neler? Şimdi tabii dediğim gibi bu konu oldukça sıkıntılı bir konu esasında. Çünkü açıklamaya baktığınız zaman talihsiz, yani esas daha kaba tabirle saç sapan bir açıklama. Öyle söylemek istiyorum. Her ne kadar kendisi 2010-11 şampiyonluğun Fenerbahçe olduğunu bizzat söyleyemese de sonuçta o dönemde başkan vekilliği yapıyordu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Başkan vekilliği yaptığı dönem ve kendisi bunu çok iyi biliyor. Ve TFF'nin sayfasında da zaten o dönemin şampiyonluğun Fenerbahçe olduğu alenen gözüküyor. Ki UEFA'da da keza aynı şekilde. Aynı şey. Bence zaten Sayın Nihat Özdemir'e en güzel cevabı başkanımız verdi. Kendisi içinde ya da kafasında olan her şeyi net bir şekilde dile getirdiğini söyledi. Esası çok şey söylemek istiyorum ama burada ne yazık ki frenlemek istiyorum da kendimi. O yüzden hani yani örneklemelerle devam edeyim. Mesela Ali Dürüst TFF başkan vekiliyken biliyorsunuz bir Galatasaray maçı sonrası, yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılıydı. Çıktı, ben dedi bu düzene de daha fazla dedi ayak uyduramayacağım. Galatasaray'ın haklarını savunamadığımı düşünüyorum. O yüzden de istifa ediyorum dedi. Üzerinden 24 saat geçti mi geçmedi mi hatırlamıyorum ya da çok kısa bir süre içerisinde tekrar dedi ki ben dedi fevri davrandım. Kulübümün haklarını savunmak için burada devam etmek zorundayım. O yüzden dedi istifamı geri çekiyorum dedi. Şimdi bir tarafta 2018 yılında böyle yaşanmış bu tarz bir olay varken sen federasyon başkanı olmuş eski Fenerbahçe yöneticisi o döneminde şampiyonluğunda başkan vekili olmuş kişisin. Şu an çıkmış diyorsun ki Fenerbahçe ceketimi çıkardım. Beni en çok Fenerbahçe eleştiriyor. Demek ki doğru kararları alıyorum. Üzerine bu talihsiz açıklama. Yani ben bizi savunsun ya da bizi kayırsın demiyorum. Kesinlikle. Tamamen adil olsun. Yani bu seneler yaşadığımızı hepimiz biliyorsunuz. Tabii birazdan onlara da değineceğiz yani zaten. Yani işte Malatya maçındaki, içerideki Malatya maçındaki penaltı pozisyonu, peşine Göztepe'de daha lig tarihinde görülmemiş bir durum. Öne geçmişken yenik duruma düşmen falan böyle acayip kararlar. Şimdi liglerin başlaması ki yaşanan belki yani birçoğumuzun görmediği bir sürecin peşine lig başlıyor. Zaten bu Covid-19 sebebiyle herkes yeterince gergin. Bundan bir hafta önce çıkıp böyle bir açıklama ben anlam veremiyorum. Ya Fenerbahçe düşmanlığından başka bir şey değil bu. Yani maalesef öyle. Hatta yani mesela bence gene şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Söylemlerin içerisinde maksadını veya haddini aşanlardan bir tanesi de siz niye üstünüze alındınız gibi bir laf. Yani şimdi sanki öyle bir şey ki bu süreç en çok Fenerbahçe'yi etkilememiş. Orada bu sürecin odak noktası sanki Fenerbahçe olmamış gibi ya siz bu söylemi niye üzerinize aldınız? Sanki utanmasa yarası olan gocunura getirecek lafı. Yani bu dediği lafların demek ki ya nereye gittiğini bilmiyor ya birileri onu çok yanlış yönlendiriyor. Benim şüphelendiğim bir nokta gene Semih Bey'in açıklamasının üzerinden herhalde 10 dakika 15 dakika geçmeden hemen federasyonun resmi sitesinden yapılmış olan açıklama muhtemelen zaten hazırdı böyle bir açıklama. Muhtemelen de bunu Nihat Özdemir değil onu yönlendiren oradaki federasyondaki sözde profesyoneller kimler oldukları da belli olan insanlar bir anda hemen servis etti. Gene aynı şekilde Nihat Özdemir'in Sayın Vefa Küçük'e yazmış olduğu mektup daha Vefa Küçük'e gelmeden sosyal medyaya düştü. Herhalde bunlar birilerinin elleriyle yapılıyor. Yani bu bir anda Vefa Küçük alıp da bu mektubu sosyal medyada paylaşmadıysa o zaman Nihat Özdemir de kendini bu anlamda yönlendiren, sözde ona profesyonel destek veren insanların kim olduğunu, ne olduğunu sorgulamalı eğer hala içinde bir nebze Fenerbahçelilik kalmışsa. Ya zaten ben buna kısaca kurgu diyorum. Çok güzel kurgulanmış. Neye hizmet etmek istediklerini açık konuşmak gerekirse bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu sürecin bence Fenerbahçe camiası açısından en büyük avantajı tekrar bizi bir araya getirmesidir. Kesinlikle. Tabii ki çatlak sesler var arada yine her zamanki gibi. Özellikle sosyal medyada okuduğumuzda görüyoruz. Ama genele vurduğunda en azından ligler başlamadan Fenerbahçe camiasını biraz ayağa kaldırdı. Birleştirdi, bir araya getirdi. Umarım bu sahaya da yansır. İnşallah. Takımımızda bu yaşanan sürece, bu kurguya sahada en iyi cevabı vermesini umuyorum. Vereceğine de inanıyorum inşallah. Şurada 7-8 haftalık bir süreç var. En önemlisi kupa zaten. Ki kupada zaten bu bahsi geçen konuyla alakalı rakibimizle oynuyor olacağız. Umarım sahada gereken cevabı verir takımımız. İnşallah. Tek isteğim bu. İnşallah. Hepimizin beklentisi o. İnşallah. Can, senin sözlerin bu konuyla ilgili. Teşekkür ederim. Öncelikle tekrar Fenerbahçe çatısı altında olmak, o çatı altında değil, parantez içinde. Fenerbahçe çatısı altında olmak çok mutluluk verici bizler için. Ben biraz kaseti aslında başa sarmak istiyorum. Bundan önceki, yani bu Nihat Özdemir'in açıklamasından önceki gündemi tekrar hatırlatmak isterim. Gündem o zaman neydi? Trabzonspor UEFA'dan bir ceza almıştı ve bir sene Avrupa Kupalarından men edilmişti. Artı diğer bir gündem de 86-87 senesinde Beşiktaş'la Galatasaray şampiyonlukta çekişirken Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta yaptığı açıklamalar. Bu açıklamalarda Galatasaray'ın alenen teşvik primi verdiğini söylüyor. Beşiktaş'ın sondan bir hafta önceki Denizli Spor maçında Denizli ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluğu kaybettiğini söylüyor. Şimdi gündem tamamen bunken. Ve Beşiktaş da buna resmi bir başvuru yaptı. Açıklama yaptı. Galatasaray cevap verdi. Beşiktaş'ın tekrar cevap vermesini gördük. Üzerine taraftar grupları devreye girdi vesaire. Şu anda öyle bir şey oldu ki bütün bu gündem unutuldu. Sadece Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar ve biz gündem olduk. Bir de olayın şu boyutu var. Nihat Özdemir'in yaptığı bu açıklamanın, bu paçavranın diyeyim aslında, yaptığı yer bir Instagram ve Ekonomist dergisinin, yani ekonomi programına yaptığı bir söyleşi bu. Yani ekonomi programı 5 dakika ekonomi konuşuluyor. Ekonomi programında 35-40 dakika Fenerbahçe işte bu şike olayları vesaire vesaire konuşuluyor. Şimdi bu tamamen bana göre bir kurgu. Öncesinde sorular gitmiş, buna göre cevaplar ayarlanmış ve tamamen gündem değiştirmeye yönelik Ali Koç nefretinden dolayı bana göre yapılmış bir talihsiz de demeyeceğim, paçavra diyeceğim buna. Bu açıklamalardan sonra bizim başkanımızın ve kulübümüzün Ali Koç geldiğinden beri yaptığı hep bir gün bekleme var. Sindirme, acaba ne cevap vereyim, ne yapayım vesaire, böyle bir bekleme olayı var. Bunu veya biliyoruz. Karşı tarafa da yanlış bir ifade olduysa düzeltmek için fırsat veriliyor. Fırsat verme. Bunu verdiler yine. 24 saate yakın bir süre hiçbir ses çıkmadı. Taraftarlar haricinde. Kulüpten hiçbir ses gelmedi. Ama 24 saat sonunda bakıldı ki hiçbir düzeltme yok. Hiçbir düzeltme olmayınca da gayet yerinde açıklamalar yapıldı. Sonra Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy Fenerbahçe TV'de konuştu. Sonra Başkanımız bağlanıp konuştu. Üzerine bir kabul edilemez bir açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan kabul edilemez bir açıklamada, valla hani ben artık buna trajikomik de diyemiyorum. Fenerbahçe düşmanlığının, Ali Koç düşmanlığının had safhada olduğu, maalesef artık gözlerini kin bürüdüğü, hiç anlam veremediğim bir olay bu. Valla eğer ki Nihat Özdemir bu kadar kulübün iç işlerine meraklıysa, başarısız diyor, bu kadar meraklıysa sanırım bir sene sonra bu zamanlar, 12-13 ay sonra bu zamanlar seçim var. Gel buyur aday ol, görelim kulübün iç işlerini, senin nasıl yöneteceğini. Burada adaylık herkese açık. O zaman görelim, gel eleştir. Sen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Fenerbahçe'yi eleştiremezsin. Tarihte daha önce var mı örneği, onu da bilmiyorum açıkçası. Olamaz canım, bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir kulübü eleştirmesi, sen zaten işini doğru yapamıyorsun, başarısızsın demesi acaba var mı, çok merak ediyorum. Üzerine yine bence bir talihsizlik. Selim Soydan beyefendi, değerlerimizi çabuk kaybediyoruz, harcıyoruz onları diye bir açıklama yaptı. Selim Soydan, Fenerbahçe burada bir sene boyunca katledildi. Orada çıkıp bir kelime ettin mi sen? Bir kelime ya. Bence 9 senedir katlediliyor. Ya bu sene özelinden bahsediyorum. Değerlerimize sahip çıkalım, değerlerimizi harcamayalım vesaire. En büyük değerimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe katledildi. Sen de oradasın. Bir tane kelime etmedin. Bugüne kadar. Şu ana kadar. Çık istifa et o zaman. Madem değerlerimizi harcamayalım. En büyük değer Fenerbahçe. Değerleri değer yapan da Fenerbahçe. İsmi, arması, kulüp budur. Yani sen orada gelip de onu harcamayalım, bunu harcamayalım, onu harcamayalım, Fenerbahçe'yi harcayalım. Böyle mi olacak yani? Maalesef şu an yaşanan süreç bu. Aynen öyle. Bu arada Sayın Vefa Küçük'e de verilen cevabı da çok samimiyetsiz, hiç güzel bulmadım açıkçası. Orada Fenerbahçe'nin F'si yok, başkanımızın sorduğu çok basit bir soruya cevap yok ve o çatı altında diyor. Ben çok o kelimeye takıldım nedense. O çatı altında. Burası Fenerbahçe. Fenerbahçe çatısı altında diyebilirsin. Ha, buna bir de diyor ki Nihat Özdemir, hani siz niye alınıyorsunuz'a getiriyor. Siz niye işte şey yapıyorsunuz. Bunu yanlış anlayan sadece biz değiliz ki. Trabzon yerel gazetelerini okudunuz mu? Bilmiyorum. Trabzon yerel gazeteleri de işte onlar da itiraf etti, işte şey yaptı vesaire gibi. Onun dışında bir dünya sosyal medyada hepimiz takip ediyoruz. Diğer takım taraftarlarının büyük çoğunluğu da bunu kendilerince bir itiraf olarak algılayıp, en azından öyle olmadığını bilseler bile konunun oraya çekilmeye müsait olmasından kaynaklı işi oraya getirdiler. Evet, ya ben bir de 9 sene önceki bu konunun açılmasından sebep sadece Fenerbahçe'nin de feveran etmesi, aslında diğer takımların sessiz kalması, bunu da biraz komik buluyorum. Yani diğer takımların da burada bir şeyler söylemesi lazım. Yani sadece burada Fenerbahçe bu olayda yargılanmadı. Biz aklandık ama diğer takımların da burada bir şey söylemesi lazım. Biz bu tamam kırmızı çizgimiz, işte çok hassasız bu konuda vesaire diyoruz bunları, okey. Ama diğer takımların da rica edelim de hassas olsunlar yani. Hani bu tarihin en büyük olaylarından biri Türk futbol tarihinin. Yani benim hani söyleyeceklerim bu kadar. Bu Nihat Özdemir konusuyla ilgili. Son söylediğin cümleye ilgili bir şey paylaşabilir miyim? Tabii. Şimdi diğer takımların sessiz kaldığı ile ilgili konuştun. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, adaşım aynı zamanda. Kupada karşılaştığımız takımın da taraftarı. Şu son dönemlerde diğer takımlarla yaşadıkları mevzuları bir gözünün önüne getirmesini söylediğimde, tamam onlar da şey de biz Fenerbahçe bizim için daha farklı. Onu yenmek, onunla mücadele içine girmek, onun önüne geçmek bizim için daha önemli. Diğerleri de bu hazzı alamıyoruz diyor. Yani burada tekrar Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğu ve hani zaten İslam Çupi de derdi yani yazılarında da paylaştığı şeylerde de. Yani Fenerbahçe büyüklüğü çok başka bir şey gerçekten. Böyle kupayla mupayla falan anlatılacak gibi değil. Hani nereye gitse hep bir nefretle bir şeyle karşılaşılıyor. Yani basketbolda bile aynısı oldu. Fenerbahçe bir yere geldikten sonra insanların tek hedefi Fenerbahçe'yi yenmek oldu. Evet. Ya herkesin hedefi o. Fenerbahçe'yi geçmek, Fenerbahçe'yi yenmek. Bu ayrı bir havaya sokuyor onları, ayrı duygu yaşatıyor. Niye? Çünkü bu ülkenin en büyük takımlarından biri Fenerbahçe. Bunu artık yani kimse aksini iddia edemez. Tabii bunu hatta yakın dönemde Slaven Bilic de benzer bir açıklama yaptı. Tabii, Türkiye aynen. Ligi'ni tanımlarken 17 takımın Fenerbahçe'ye karşı vermiş olduğu aynen. mücadeleyi anlattı. Dolayısıyla bu hep ezelden beri böyleydi. Muhtemelen de bundan sonra böyle olacak. Her zaman. Can'ın söylediklerine ben bir ekleme yapmak istiyorum. Yani olayın kurgu olduğu şuradan belli. Ortalama insan beyni kadar çalışan bir insan zaten Nihat Özdemir kariyerinde veya seviyesindeki bir insana herhalde spontane röportaj yapılmayacağını tahmin edebiliyordur. Dolayısıyla bu sorular zaten önceden gönderilmiştir. Konu başlıkları hazırlanmıştır. O teyidin üstüne bu röportaj yapılmıştır. Böyle bir ekonomi programında ne alaka üzerinden 9 sene geçmiş, tamamen kapanmış. Hatta yani bu konu konuşulacaksa bugün Fenerbahçe'nin açmış olduğu karşı dava, kumpas davasının hala neden onaylanmadığının konuşulması lazım. Yani bugün artık Türkiye 2010-2011 üzerine bir şey konuşacaksa neden bu dava hala Yargıtay'da teyit edilmediğinin konuşulması lazım. Çünkü biz bir kumpas davası açtık, bu kumpas davasını kazandık. Sadece Yargıtay'ın nihai kararı onamasını bekliyoruz biz burada. Ve arkasından da zaten diğer açacağımız tazminat davalarının yolu açılmış olacak. Bunu konuşmuyoruz biz. Yok işte o günden beri bu konular gündeme gelmiyormuş. Peki ne güzel iş. Bu sürecin başlamasıyla ilgili düğmeye basan aktörlerin hiçbiri Türkiye'de değil. Aynen öyle. Ya da olanlar da şu an cezaevinde. Zaten. Yani ne demek yani. İstediğimi anlatabiliyor muyum? Yani. Hiçbiri yok ya da dediğiniz gibi cezaevinde. Aynen öyle. Ama hala bu konu konuşulabiliyor. Yani ilginç. Bunun peki, medya ayağında gördünüz mü dün Foto Maç Gazetesi'nin başlıklarını? Ya bence hiç artık o gazeteyi, o spor veya medya organını hiç ciddiye almayalım. Çünkü söyledikleri tabii. hiçbir şeyin bizim gözümüzde kıymeti de yok. İtibar edilecek yok, tarafı da yok. Yok ama insanlar maalesef yani, diğer rakip takım taraftarları... Demin dedim ya ortalama beyine sahip olan evet. bir insan bu şeyi takip etmez zaten. Yayını takip etmez. Sander'cığım ben oraya bir araya gireyim. Hani şöyle katılıyorum. Uski'ye sadece şey de değil... O gazete değil aslında bütün yazılı ya da görsel medyada aslında artık tek düzey bir yayın akışı görüyoruz. Ve de maalesef hepsi Fenerbahçe'nin karşısında. Yani tarafsız olmaları gerekiyor. Biz bizim tarafımızda olmalarını beklemiyoruz zaten. Ama işte ben de okudum Foto Maç'ta. Yayın yönetmeni diyor ki işte bu olayı sokaktaki 100 kişiye sorsanız 99 kişi Nihat Bey'e hak verir diyor. Yani şimdi herhalde kendi binasından bahsediyor benim anladığım. Hani gelsin başka bir yere Kadıköy'de röportaj yapsın insanlarla. Muhtemelen farklı bir cevap alacaktır. Ben şuraya bir konu vardı zaten bahsetmek istedim. Aslında onu açtığın için teşekkür ederim. Beni en çok rahatsız eden Nihat Bey'in açıklamalarında. Bu arada ben çok da girmek istemedim ilk konuşmalarınızda. Hani daha farklı bir yerden toparlamak istedim. Kendisi benim çocukluğumu da bilir. Benim için de aslında zor bir durum. Şu şekilde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmesi. Aslında ben de Taner gibiydim ilk başta. Açıklama geldi. Ben hiçbir kötü algılamadım bunu. Yani işte canlı yayında yanlışlıkla söylediğini düşündüm. Cevap gelmedi falan filan ama açıklama olunca şu cümle beni çok rahatsız etti. Sportif başarısızlıklarını sosyal medya yönlendirmesiyle örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesi. Şimdi ben 3 konu var. Birincisi itibar edilmemesi derken hani sizin haddinize değil. Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin ne dediğine bunlara itibar etmeyin demek sizin haddinize değil. Bu birincisi. İkincisi şimdi sosyal medya yönlendirmesi konusu var. Bu kritik çünkü bunu hepsi söylüyor. Bütün yazılı ve görsel basındaki herkes bu konuda bunu pompalamaya başladılar. Çünkü anladığım kadarıyla bundan rahatsız oluyorlar. Yani istiyorlar ki sadece onlar konuşsun. Kimse sosyal medyada bir şey yazmasın. Tam şuna okeyim. İşte troller var, bot hesaplar var, manipülasyon var. Tabii ki sosyal medyada inorganik bir gelişim de var. Yani sosyal medyanın her dediği insanlar isimleriyle yazmıyor, anonim hesaplar var. Bunda %100 haklılar. Ama bu olay olduğunda çok organik bir şekilde hepimizin hesabı var. Birçok insan, birçok arkadaşımız, dostumuz, kulüp üyesi tepkisini gösterdi. Yani bu böyle sosyal medya yönlendirmesiyle olan bir konu değil bir kere. Bunu bir anlasınlar. Hani hoşlarına gitmiyor bence. Baskı altında almak istiyorlar. Ben şunu algılıyorum. Yani siz taraftarı dinlemeyin, bizi dinleyin. Ama sizin dinlenecek maalesef bir karşılık bulamıyorsunuz. Şimdi Taner de bahsetti. Hakikaten bazı konularda zeka seviyesinin maalesef düşük olduğu yerlere geliyoruz. Ama böyle insanları yönlendiriyorlar ve insanların sesini çıkaracağı tek yerde sosyal medya. Ben teknik olarak okuyayım. Şu futbolcu gelsin falan, tamam, dinlemesinler sosyal medyayı, ama Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi kulüp üyelerinin yazdığı, ettiği şeyleri dinlemek zorunda ve bunları da sosyal medyadan ifade ediyorlar. İlk konuda en temeli bu zaten. Beni en çok rahatsız eden de zaten buydu. Sportif başarısızlıkları konusu. Siz de bahsettiniz. Zaten bunun TFF tarafından, tarafsız bir kurum tarafından isimlendirilmesi kabul edilemez. Ve ben farklı bir şey anlatacağım. Yıllar önce eski federasyon başkanı döneminde yine Fenerbahçe sıkıntılar yaşadığında muhtemelen Nihat Bey de oradaydı. Ben bir kere şunu sordum. Biz niye açıklama yapmıyoruz gibisinden. Çok yetkili bir isim. Kibarca anlatayım, şöyle demişti. Bir açıklama yaptığımızda sonra hakemleri arayıp bizim karşımıza işlem yapmasını söylüyor tarzı bir açıklama yapmıştı. Sonra 2006 senesi sonunda o zamanki ikinci başkanların bir açıklaması var. Hüsnü Hayali'ydi galiba. Aziz Bey, federasyon başkanı ile iyi geçinseydi Denizli'de şampiyonluğu kaybetmezdi diye açıklama yaptı. Televizyona çıktı, bunu söyledi. Bu ne anlama geliyor? Yani bir adaletli bir yer değil de bu ilişkilerle mi yürüyor? Şimdi bunu da ayırıyorum. Şuraya bağlayacağım. Ve bu federasyon başkanı diyordu ki Aziz Yıldırım kendi başarısızlıklarını benim üzerimden aklamaya çalışmasın diyordu. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki. Şimdi o dönem şunu düşünüyordum ben. Bizim kafamız çalışmıyor. Biz ne olduğunu bittiğini anlamıyoruz. Sahada hiçbir şey görmüyoruz. Bir de Aziz Bey diyor ki bakın federasyon böyle yaptı. Aa diyoruz, biz federasyon kötülük yapmış demek ki. Biz ona tepki veriyorduk. Hayır, böyle bir şey yok. Biz her şeyin ne olduğunu biliyorduk. Maalesef şu anda ben Nihat abi diyeceğim. Nihat abinin dediği de bu. Yani bunu diyerek sanki biz görmüyoruz olanları, bizim kulüp açıklama yaptığı için. Ha, böyle bir şey yok. Bu sene olanlar ortada. Maalesef çok başarısız bir federasyon yönetimi var. Hem çalışan kalitesi olarak bence çok diplerde ve çok ciddi maaşlar ödeniyormuş. Belki vakit kalırsa bu konuyu detaylandırırım. Burada notlar aldım. Cüneyt Çakır, Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki olayından sorgulanıyor. Zekeriya sorgulandı. Alanya maçında daha bir şey olmadan bir Galatasaraylı spor müdürünü açıklama yapıyor bu maç tekrarlanmaz diye. Tekrar edilen işte penaltılardan bahsettin. İki tane maçta elle önlerini alıyorlar. VAR'a rağmen Kasımpaşa ve Ankaragücü, bunlar görülmüyor. Transfer izni yok. Bu zaten çok ciddi bir konu kendi içinde. Şöyle yapalım Mert, bir reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra bunları konuşalım. Tamam, yani federasyonun bugüne kadarki Fenerbahçe'ye karşı tutumu, hakem hataları, Fenerbahçe maçlarından sonraki hakem atamalarını, bütün bunları, transfer, yabancı sayısı, evet, tüm bunları reklam arasından sonra konuşalım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim o zaman Mert. Senle başlayalım bu tarafa da. Federasyonun özellikle son bir yıldaki Fenerbahçe'ye karşı tutumunu kısaca sen bir özetle istersen, yani arkasından da hepimiz yorumlarımızı yapalım. Bıraktığım yerden devam edeyim. Ben şunu şu açıdan söylüyorum. Mesela geçen sene de Fenerbahçe başarısızlığı, bir şey demedik yani, hakkımız yoktu. Hakikaten çok kötü transferler yapıldı ve Fenerbahçe çok başarısız oldu. Zaten neredeyse küme düşme hattına girip oradan geri döndü. Çok başarısız bir sezondu. Yani o yüzden işte bunu da sürekli bahane buluyorlar falan filan gibi düşünülmesin. Şimdi tekrar gibi oluyor. Bizde o kadar çok konuşuldu ki, şimdi Rıdvan da dediği doğru bir şey var. Hani bu eleştiri gerekiyorsa ben yaparım diyor zaten. Takımla alakalı, başarısızlıkla alakalı bir konu varsa. Şimdi federasyonun bizle alakalı bir senelik yaklaşımları, hakem hataları bir yanda, MHK başkanının yaklaşımı bir yanda. Yani kendisinin böyle bir göreve ya da zorunlu olmamasına rağmen hedef gösteriyor Alanya Spor maçıyla alakalı. Hatta galiba şey dedi, eğer bu iş olmazsa ben istifa edeceğim gibisinden bir tehdit etti federasyonu. Bunun dışında bütün futbol dünyasını etkileyen konular var. Şimdi çok detaya giremeyiz burada belki, ama sürekli federasyon yayıncı kuruluşun istedikleri yönünde kararlar alıyor ve maddi olarak kulüplere zarar uğratıyor. Bu konu nereye varacak onu da zaten bilemiyoruz. Yani maalesef futbol piyasası da küçülüyor. Beyin Spor'un şu anki durumdan da memnun olmadığı falan konuşuluyor. Benim burada spesifik başlamak için söyleyeceğim konu ise bize devre arası transfer izni verilmedi. Bununla alakalı Ali Bey dernekte konuşma yaptı. Sonra TRT Spor'a çıktı. Yanında da bu genelgenin hazırlanmasında emeği olan bir arkadaş vardı yanında. Onunla beraber anlattı mesela. Hiçbir cevap alamadık biz federasyondan. Diyor ki yani böyle ya matematik bu sonuçta. Bunlar nasıl tartışılıyor? Bunu niye uygulamıyorsunuz diyor. Bu kanunda böyle madde tabii. Orada Gürcan Bilgiç bence çok güzel bir soru sordu. Nihat Özdemir'i okudunuz mu bilmiyorum. Okumuşsunuzdur muhtemelen ama. Başkan eğer Aziz Yıldırım olsaydı Ali Koç yerine acaba Fenerbahçe'ye transfer yaptıracak mıydın, yaptırmayacak mıydın diye. Bence çok güzel bir soru bu yani. Hani Nihat Özdemir'in Sayın Ali Koç'a olan düşmanlığını belli eden çok güzel bir soru. Buna da tabii kesinlikle cevap veremez. Kukla federasyon başkanı. Kukla. Ne söylenirse yapıyor. Şöyle bir durum var. Yani burada zaten sıra olsa mevzuat böyle denecek. Yani maalesef ülkenin bir gerçeği. Ama hani bir dakika mevzuat da böyle denecek diyorsun da bugün gelinen noktada görüyoruz ki işte malzemelerine bile haciz gelen Ankaragücü devre arası 10-15 tane transfer yapıyor. 19 galiba. Neyse onların 3-4 tanesi altyapıdan üst yapıya çıkarttıkları Trabzonspor oyuncular. Trabzonspor 40 bin dolara mı aldılar? Tamam evet. Trabzonspor işte şu anda UEFA'nın verdiği karardan ortaya çıktı. Şimdi UEFA bu transferlerin nasıl söyleyeyim yani şüphe uyandıran transferler olduğunu inceleyip anlayabiliyor da Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor'a bu transfer izinlerini verirken yani gerçekten Cilermi'ye 50.000 euroya aldıklarına inanarak mı verdi? Demek ki yani mevzuat falan da böyle değilmiş. İstediğin zaman mevzuatı da kitabına uydurabiliyormuşsun. Tabii ki ola. Şimdi hani bir örnek vereyim o zaman başıma gelen bir şey. Günlükte bir malımız takıldı. Çoğu hırsızlık çalındı. Şöyle 100 birim malın 10 birim malı kaldı elimizde. Hani onu çekelim dedik. Şunu dediler. Bütün mal üzerinden teminat yatırmanız gerekiyor. Ya bütün mal 120'de fazla oluyor. 120'ler teminat. Zaten bunun finansmanı malın 4 katı oluyor 2 senede. Bunun bir anlamı yok dedik. Anlattık anlamadılar. Bir mere yazı yazdık. Bakın böyle bir hayal ediyorum ki Aile Bakanlığı olsa anlar bunu. Ticaret Bakanlığı tek cümle cevap yazdı bize. Biz 5 paragraf yazdık. Yani biz bu malları çekemeyiz. Bunlar tasfiye kalacak. Böyle bir şey nasıl olur falan. Bu mantıksız. İşlem mevzuata uygundur. Bu kadar. Maalesef yani bu yani benim kendi 2 sene önce kendi yaşadığım Murat Bey Günlük Müdürlüğü'nde kendi yaşadığım bir konu. Ya maalesef böyle. Ya en azından maalesef, herkese bunu uyguluyorlarsa bunu da anlarım. Yani ben ondan da emin değilim. Böyle değil. Bilmiyorum ben. Hani, uyguluyorsa bunu da anlarım. Ama sen Fenerbahçe'ye gelince biz 3 kuruş daha tasarruf edebilmek için Sadık'tan rica ediyoruz, maaşını indiriyoruz ki falete alabilelim diye. Bu arada anlaşma imza attırılmış oyuncularımız olduğu söyleniyor ki ben inanıyorum bunun doğru olduğuna. Ricardo Rodriguez yani adam uçağa binmek için bizden haber beklerken biz federasyondan aldığımız haberle anlıyoruz ki transfer yapmamıza izin verilmiyor. Karşılığında dediği gibi Volkan'ın Ankaragücü devre arası komple yeni takım kuruyor. Kasımpaşa devre arası komple yeni takım kuruyor. Trabzon devre arası 4-5 tane transfer yapıyor. Galatasaray takımını değiştirdi. Tamam. Kanatları olduğu gibi değiştirdi. Yani demek ki Türkiye'de Galatasaray'ın limiti vardı da burada Türkiye'de bilançosu transfer yapmaya uygun olmayan tek kulüp bizmişiz. Biz bunu anladık. Baktılar ettiler. Yani demek ki hepsi şu an çok iyi durumda ekonomik olarak. Rakamları tekrardan güncellediler. İnce hesap yaptılar. 16 milyon TL arttırdı falan dediler. Yani öyle bir rakam buldular ki biz ucu ucuna Sadık'la falan filan eski evet dediği, eski evet dediği şeye sonradan şimdi hayır dedi bir de. Sıkıntı o. Ve bunu bir açıklama yapamadılar. Yani evet. Bunu açıklayın bunu. Ya hadi bunu... golü görmedin, eli görmedin ya. Artık bunu nasıl açıklaması olmaz? Golü görmedin, eli görmedin de kabul etmiyor. Ya Alanya var. Haklısın, var artık. Haklısın ama yani. Hayır, yorum diyorsun. Bunun yorumu nasıl oluyor bunun yorumu? Ya bunun yorumu olmaz ha. Bunun matematiği olur. Yok, bunun matematiği olur. Matematiğine göre ne çıkıyorsa tabii, rakam. Matematiğinin de mantığını anlatırsın insanlara. Dersin ki bu matematik buna dayanıyor. Matematiğini herkes yapar hesabını. Herkes kendi bütçesini, bilançosunu bilir. Yani bizim zaten transfer yapmakla ilgili bütçemizi federasyona sormamıza bile gerek olmaması lazım. Bunun bir formülizasyonu vardır. Alt alta koyarsın, rakamları yazarsın. Sonunda bir rakam çıkar. Gidersin o rakam doğrultusunda transferini yaparsın. Yani biz bunun için yani bir yazı yazıyoruz federasyona. Bir rakam geliyor. O rakama itiraz ediyoruz. Dediği gibi Mert'in 16 milyon artıyor ama neye göre artıyor? Yani böyle bir saçmalık olur mu ya bu işin? Yani bu şey gibi ya maaşını bilmeden çalışmak gibi bir şey bu. Ya böyle ya bir şey olur mu ya? Sıkıştırdılar burada. İşin sonunda şu da var çünkü insanlar diyebilir ki ne olacak bir sol bek bizim arkadaşlarımız da söylüyor. Galatasaray'da bir 12 kiloyla fark yarattı. Sadece evet. 2 tane adam aldı. Evet. Ondan da ilk yarı yaptı. Falcao sakattı zaten seriden verim alamadılar. Babel gitti, Enzonzi gitti. Hepsi 3 milyon euro ve üstü alan adamlar. Evet. Hatta 3 katı falan alıyordu. Falcao'nun rakamı ve Dat'ın 3 katı maaşı. Onlar da başarısız oldu ama 2 tane adam aldılar. Kendilerini toparladılar. Evet. Belki biz de bunu yapabilecektik. Evet. Bu izni niye bize vermiyorsun? Herkes yapıyor. Ya bize niye vermiyorsun? Ver de ben yapamayayım ya. O beni ilgilendir. Benim sportif başarısızlığım benim sorunum. Gerçekten sene başında rakam açıklanmış ya. Biz gerçekten bunun altında kalırız tamam ama Ali Bey diyor ki ya bakın bu hesap kitap sizin uygulamalarınız böyle. Bakın arkadaşa getirdim diyor. Kendisi bu genelgenin hazırlanmasında işte genelge mi denir neyse yer aldı. Bu böyle yanlış yorumluyorsunuz, bu böyle değil deniyor. Federasyondan hiç açıklama yok. Mevzuat böyle, üzerine yattılar bu konunun. Tabii tabii. Yani şimdi bu oluyor. Hakem hataları, çok ciddi hakem hataları oldu. Evet. Çok ciddi yani. O Trabzon'la Alanya maçı olmasa belki zaten biz bu kadar dağılmayacaktık. Hakem atamaları. Ve çok kritik bir nokta daha var. Şimdi şu açıklamadan şöyle bir rahatsızlık duydum ben. Hani diyorlar ya sportif başarısızlıkları. Demek ki biz başarısız olursak daha keyifli bu argümanı sunabilecek federasyon. Biz haftaya Trabzon'la kupa maçı oynayacağız. Nasıl güveneceğiz şimdi hakemlere? Güvenemeyeceğiz. Yani tekrar açıklama mı yapacaklar? Biz şey yaparsak, kupayı verirsek, bak kupayı da kazanamadınız, daha da başarısız oldunuz. Biz daha haklıyız, biz daha başarılıyız mı? Federasyon daha mı başarılı oldu? İnsan doğası gereği böyle düşünmeleri lazım. Yani bizim başarısızlığımız onları bu memnuniyete götürüyorsa insan doğası gereği zaten başarısızlığımızı istemesi lazım. Ya bir de Fenerbahçelik ceketimi çıkardım deyip daha sonra Fenerbahçe'nin başarısızlığıyla bu kadar ilgilenmen de garip değil mi? O da garip. Ben şimdi şuna saygı duyarım bu arada. Ben önce federasyon başkanı tarafsız olmak zorunda. Sıkıntı yok. Beklentimiz de o yani zaten. Tarafsız olsun, adil olmak zorunda. Buna hiçbir sıkıntı yok. Ben bundan da açıkçası rahatsız olmadım. Yani doğrudur. Ama böyle olacağım diye de Fenerbahçe'ye karşı bir duruşta olmaya gerek yok. Fenerbahçe tarafsız bana itiraz ediyorsa zaten ben doğru yoldayım diyor adam. Bunu kanıtlamaya gerek yani yok bunun ki. Bunun kriteri bu olmaması lazım. Olmaz yani Fenerbahçe'nin yani tarafsızlığın kriteri Fenerbahçe camiasından tepki almak olmaz. Sebepleri bunlar. Tarafsızlığın kriteri her camianın memnuniyetidir. Ben Ali Kulusoy zamanı hiçbir Galatasaraylı'nın Ali Kulusoy'dan nefret ettiğini hatırlamıyorum. Hayır, ya da eleştirdiğini diyelim. Yani bir insanın tarafsız olmasının kriteri temas ettiği her kişinin veya her toplumun memnuniyet duymasıdır. O zaman demek ki tarafsız davranıyor. Kimseden bir tepki almıyor. Kimsenin hakkını yemiyor ki insanlar da bundan memnun. Sen yani bir camianın memnuniyetsizliğini tarafsızlık kriteri olarak görüyorsan zaten senin odak noktan başka. Bir de Mert senin dediklerine ekleme yapacağım. Hani bu transfer tarafıyla ilgili özellikle. Ya bunu eğri oturalım doğru konuşalım. Biz o Bankalar Birliği anlaşmasına imza atmadığımız için bize bedel ödettirdiler. Çünkü Sayın Başkan oradakinden çok daha uygun şartlarla, daha bizim bilançomuza etki edecek bir geri ödeme planıyla, daha düşük maliyetle ve ihtiyacımız olan para yani orada Bankalar Birliği'nin bize verdiği 250 milyon TL maalesef birkaç aylık giderimizi bile karşılamayacak yüksek bir rakamdı. Maalesef. Çok yüksek faiz. Geri ödeme planı başkanımız o günden zaten dedi ki imzayı attığımızın ertesi günü temerrüte düşeceğimiz bir yapı. Bugün de zaten o krediyi kullananların hepsinin geldiği noktada ortada ve biz bundan daha iyi şartlarla kendimize yarattığımız kaynağı bize kullandırmamak için bu Bankalar Birliği'ne anlaşmayı dayattılar. Biz de bunu kabul etmediğimiz için karşılığında bunu sportif başarısızlık olarak hem başkanı yıpratmaya hem camiayı yıpratmaya koz olarak kullandılar. Şimdi o 5 yılı 10 yılı yaparlar mı peki? Ya %100 yapacaklar. Ödeyemeyecek can. Kimse ödeyemeyecek. Biz alamadığımızda kalacağız o parayı. Aynen öyle. Kimse çünkü bu parayı taahhüt ettiği tarihte ödeyemeyecek. Böyle bir durumda ya bu kulüplerin iflası istenecek ya da kayyum atanacak bu kulüplerin yönetimine. Bunu yapamayacaklarına göre yeniden yapılandırma adı altında belki ilave de yeni krediler tahsis ederek mevcut düşmüş faizleri de ona yansıtarak yeniden yapılandıracaklar. Bunu ilk günden de biz bu arada biliyorduk. Başkan dedi zaten bunu. Uyguladıkları yöntem dedi. Kervan yolda düzülür yöntemi dedi. Zaten geldiğimiz noktada o. Ama burada resmen biz mağdur olmuş oluyoruz. Öyle yani. Ya orada şöyle bir konu var bu arada. O da aslında yine bir matematik konusu zaten. Rakamlar ortada. Hangi şartlarda krediyi kullanacağın da ortada. Oradaki daha ciddi sıkıntı işte temerrüte düşme, kulübenin içine işte bağımsız üye atanması. Çok da bilgi verilmiyor bu arada o konuyla alakalı. Evet. Yani ben açıkçası çok bilmiyorum yani sanırım açıklanmaması gerekiyor zaten. Bu sebepten de ben de şuna katılıyorum. Belli medya kuruluşları bize karşı saldırıya geçti. Evet. Geçti ve de bir örnek vereceğim. Bu şimdi tekrardan sosyal medya konusuna biraz bağlıyorum gerçi bunu ama işte demişler niye böyle sosyal medyaya insanlar ilgi gösteriyor? Bunların kendi kanalında Ali Koç'la alakalı Ali Koç'un resmi konup işte faiz eskisi gibi faiz kazanamadığı için düşmanlık yapıyor gibisinden bir belgesel yayınlandı. Şimdi hani bunun şu tarafı var zaten sanki bu adam hiç üretici değil hiçbir iş yapmıyor oturuyor bankada parasının faizini sayıyor gibi bir durum yok. En basından hani Ford firması var zaten faizler yükseldiğinde kur yükseldiğinde satışları düşüyor. Yani insanın niye işine gelsin niye böyle insanları bu şekilde yaftalıyorlar. İkincisi de kulübe 1 milyar yakın para konuşuluyor zaten belli bir rakam biliyoruz sermaye artımı falan filan. Yani bu kadar parayı koyan bir insan %3-5 faizin hesabını mı yapacak? Yani bunları düşünmüyorsunuz. Ya, bu insanı bu şekilde karalıyorsunuz. Evet. Böyle olduğunda da insanlar size karşı tepki gösteriyor. Evet. Sonra diyorlar ki işte niye sosyal medya? Bunu kabul etsinler. Bu sosyal medya bir gerçek. Kesinlikle. Kötü manipülasyon tarafında tabii ki karşıyım. Ben bunu savunmuyorum. Ama insanların sesini çıkarabileceği tek yerde burası kaldı. Evet. Görsel ve yazılı medyayı siz bu şekilde kullanırsanız hep tek de az. Hürriyet de maalesef böyle. Evet. Ya Mehmet Aslan'ın bir haberi var, hiçbir şey anlamadım ben. Birileri öyle demiş galiba, o ulaşmaya çalışmış da yani böyle duydum da mişler muşlar. Evet. Gerek yok bunlara. Evet. Ve artık insanlar algı da inanmıyor. Yani eski o şey gazetecilik dili vardı ya, yani belirtildi, anlatıldı, söylendi, duyuldu. Artık insanlar böyle şeyleri itibar da etmiyor, inanmıyor da. Dolayısıyla tabii ki eskisi gibi güçlü değil zaten. Yani aynen öyle. Zaten o yüzden diyorum, bu yüzden işte rahatsız ediyor bu tabii tepkiler ve bu organik bir tepki. Şunu da söyleyeceğim. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhalde bir iletişimcisi var diye tahmin olması lazım. Bu kadar paralar niye veriliyor bilmiyorum da herhalde bir iletişimcisi var. Nihat Bey bu açıklamayı yaptıktan sonra yani Twitter kullanmıyor olabilir. Nasıl bir tepki gördüğünü fark etmemiş olabilir. Hani bir anda konuşma anında bir şey söylüyordur. Uyarmıyorlar mı? Uyardılarsa da şunu mu diyorlar? Boş verin ya, Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada ne dersin desin. Böyle mi yaklaşıyorlar? Art bunlar da önemli. Kesinlikle art ya bunu yapmıyorlarsa zaten ya da bunun organik bir tepki olduğunu anlayamıyorlar mı? Yani insanlar kendi ismini yazıyor. İnanılmaz bir tepki doğdu. Bunu anlayamıyor. Zaten sen bırak o işi. Kesinlikle. Aldığın parayı hak etmiyorsun. Bu bir. Bence zaten kesinlikle bırakması, bizim onu bıraktırmamız lazım. Ben farklı bir konuda, ben iletişimci de yani çalışanlar da burada ciddi bir sıkıntı çok var çünkü. Federasyon lazım. Çalışanlarında da orayı bir arpalığa çevirmişler. Maalesef. İnanılmaz lüks içinde yaşıyorlar. Sanki Türkiye futbolu işte İngiltere, Hollanda, Almanya gibi ciddi bir gelir üretiyor da bu insanlar, bu takımlar bu kadar sıkıntı yaşarken siz o %4 gelir alarak, yayın ihalesinden %4 gelir alarak bu kadar rahat içinde yaşamaya hakkınız yok sizin. Dünya kadar araba yatıyormuş aşağıda. Bir Ahmet Ercanların haberi vardı, cevap bile vermediler buna. %50.000 lira yok maaş diyor, adam yorganını yastığını federasyondan alıyormuş. Ya bana deseler insan utanır, bir cevap verir. Hiçbir şey açıklama yapmıyorlar. Çok ağır açıklamalar, çok ağır açıklamalar. Evet. Bayanları resmine bakarak seçiyor deniyor, despotluk yapıyormuş. Bir tanesi evimi arabamı aldım ben ona bağlıyım. Yani ne olmuş ya federasyon? Evet. Çiftlik. Evet. Ve dikkat edin, bu isimler başkanlar, yönetimler değişse bile sürekli sözde profesyonel olarak da federasyonda çalışmaya devam eden insanlar. Kimse kendi şirketinde tutmayacağı insanları nasıl federasyon diye tutuyor. Böyle bir şey olmaz ki. Evet. Almasın adam, 150 lira maaş almasın, kulüplere verin. Doğru. O zaman bu konuda ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa gene Nihat Özdemir'in açıklamalarındaki yabancı sayısının düşürülmesiyle beraber biraz daha önümüzdeki sezonuna ve işte liglerin başlamasıyla beraber konuyu bu tarafa doğru değiştiriyorum. Ben bir konuda federasyon hakkında eleştiri bir şeyler ekleyeyim yani güncel olduğu için. Ve de fikstür konusu var. Bizimkilerin, kulübümüzün tek bir açıklaması oldu. Dediler ki tamam yani biz Trabzon durumumuz iyi kötü fark etmez, oynanabilir, sıkıntı yok yani Sağlık Bakanlığı. Sadece biz Türkiye Kupası maçlarının da normal fikstürle orantılı, uyumlu bir şekilde oynanmasını istiyoruz dediler. Federasyonda çok sağ olsunlar, bunu değiştirdiler. Biz onu yine dediğimiz için değiştirdiler zaten. Olur, bizim tek talebimiz oydu. O yüzden değiştirdiler. Bunu bile değiştirdiler. Biz Galatasaray-Trabzon maçından 2 gün, 3 gün sonra oynayacaktık. Trabzon'la kupa maçını. Şimdi onlar Galatasaray'la oynamış, yorulmuş şekilde geleceklerdi. Ama şimdi bambaşka bir şey oldu. Ha şu da var. Zaten biz ciddi bir saha avantajını da kaybettik. Tabii seyirci de oynadı. Aslında biz deplasmanda oynadık, 2-1 kaybettik. Belki Kadıköy'de oynasak 2-1 kazanacaktık. Onu artık. Yok kız ama zaten bir bu yapacak bir şey yok da. Haftaya değil mi? Haftaya. Trabzon maçı haftaya salı günü. Ya hayır, bir de burada şöyle bir şey var. Yapılan bu fikstür değişikliği hem ligi etkiliyor hem kupayı etkiliyor. Çünkü ligde de aynı dönemde Trabzonspor'un Galatasaray'la mücadelesi var. Yani dolayısıyla ligin kaderini de etkileyecek bir şey, kupanın da kaderini etkileyecek bir şey. Böyle bir kararı alıyorsan alabilirsin ya, bunda hiçbir sakınca yok. Yani bir gerekçesi vardır, mantıklı bir açıklaması vardır. Bunun takvim olarak açıklamasını yapabilirsin, seyahat planları açısından açıklamasını yapabilirsin. Ama çık anlat ya insanlara, de ki biz bu gerekçelerle bu maçı bu tarihe çektik de, hiçbirimiz de bunu eleştirmeyelim, yorum yapmayalım. Eğer mantıksız bir açıklama değilse, adamlar açıklama yapmaya bile ihtiyaç duymuyor. İşte fikstürün tarihini değiştirdik. Abi neye göre değiştirdin? Kime göre değiştirdin? Hangi gerekçeyle değiştirdin? Ya bunları anlatmaya bile tenezzül etmiyorlar. Yani bu kadar artık orada bir derebeylik kurulmuş şey gibi, canının istediğine maç veriyor, istemediğine maç vermiyor. Kötü yöneten hakeme, Fener maçında Fener'i katlettiyse ekstra maç veriyor. Fenerbahçe'ye adil yönettiyse 8 hafta 9 hafta adam düdük çalamıyor. Şimdi ya böyle bir düzen herhalde... Bu arada bu çok kritik. Bunu atladık, bu çok önemli. Tabii. Aslında ikinci yarıdaki hatalardan önce hakemleri böyle hazırladılar. Tabii ki. Fenerbahçe kazanıyor, cezalısın. Fenerbahçe puan veriyor. Evet. O... Hele bir de bunu mesaj profesyonel, bunu profesyonel hakem olarak düşün. Zorluk yani adamın da... geliri bu. Maç yönetemezse parasından mahrum oluyor. Adam bu zaman böyle bir şeyde ne der? Ya Fenerbahçe'yi doğradı, haftaya bir daha maç alayım, para kazanayım. Ne vardaki verirdi penaltıyı, ne sağdaki. Böyle oldu. Tesadüf böyle oldu. Zaten. İkinci yarı zorlu geçecek dediler. Enteresan bir şekilde... Başlar başlamaz zorlu geçti. Konuşmuyor. Yani hiç konuşmuyor. Zorlu da ayrı bir kurguydu zaten. Tam hiç konuşmuyor. Hepsi üst üste. Hepsi üst üste geliyor. Hepsini hazırladılar. İnsanlar ne oluyor? Çıkıp açıklama yaptı, yaygara yaptılar. Muslera'sı, kendisi. Şimdi? Bilmiyorum. En son sızlanmayacağız, oynayacağız demiş. Galiba bir ay önce falan. İnsan hayatı, kimi şampiyon yaparsanız yapın kardeşim. Öyle diyordu. Bağırıp çağırıyordu, masalara vuruyordu. Ne oldu şimdi? Bundan sonra ne olacak çok merak ediyorum ben. Yani zaten Cuma günü canlı seyredeceğiz. Evet. Bakalım neler yaşayacağız. Yani bekliyorum ben, yine skandalları bekliyorum. İzleyip göreceğiz, çok merak ediyorum. Çünkü emirle hareket eden bir federasyon başkanı var. Bizim kukla yani. Bizim kendisi. Boğazımızı sıkmışlar, bizi ligden koparmışlar. Kaç puan geride Denizli Spor maçı, 10 kişi kalmışız, tam sıkıntı yok. Yani Tolga eline çarptı falan, 10 kişi. İkinci yarının başı 1-1 maç, 50 dakikada tertemiz gol atıyoruz. Onu bile vermiyorlar. Serdar Aziz yani artık izleyip nedir bu ya? Hayır, yetmedi mi? Yetmedi. Bak, kimi arkadaşlarım da şunu diyor. Yok mesela diyorlardı ki Ankaragücü maçında bence bu sefer bizi kollayacaklar. Diyordum ki bizi kollamazlar. Bir de çölde su vermezler. Evet. Bunlar başladı. Şimdi ben merak ediyorum ne olacak bu Trabzonspor maçında? Nasıl bir maç geçecek bakalım. Peki var mı yabancı sayısıyla ilgili, azaltılmasıyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey? Volkan senle başlayalım. Yabancı sayısının azaltılmasıyla ilgili olumlu ya da olumsuz düşüncem yok ama farz edelim ki yabancı sayısı azaltıldı. Yani bu daha önce de denenmiş bir formül biliyorsun. İç pazarda ya şimdi şudur budur diye isim belirtmeyeceğim ama ne paralarla ki hangi kulüplere gittiğini çok iyi hatırlıyoruz. Yani ben yabancı futbolcuların özellikle kaliteli futbolcuysa işte kimleri Hacı'yı seyrettik, işte ne bileyim Alex'i seyrettik. Bunlar tabii sivrilenler ama bunun gibi bir sürü yabancı oyuncu geldi bu ülkeye. Çok faydası dokunan, gençleri yönlendiren, hatta bu yabancıların kalitesi arttıkça bizim ülkemizden yurt dışına giden Türk oyuncuların sayısında da çok ciddi bir artış oldu. Mesela en güncel örneği Cengiz dinlediğinde diyor ki beraber çalıştığım bütün o yabancı oyuncuların bana kattıkları sayesinde ben buralara gelebildim diyor mesela. Ya da milli takımda büyük takımlardan gelen Türk abilerimizin o yabancı oyunculardan öğrendikleriyle biz bir yerlere geldik diye bir demeci vardı bir dönem. O yüzden kaliteli yabancının her zaman bu ülkede olması lazım. Yani bugün baktığın zaman İngiltere'de bile ki İngiliz ağırlıklı oyunculardan kurulan kadrolar artık yavaş yavaş değişmeye başladı. Çok ciddi işte Afrika kökenli, farklı ülkelerden gelen ve ciddi de damga vuran oyuncular var. Mesela Liverpool'a baktığın zaman Mısır'dan gelen bir oyuncu var, Senegal'den gelen bir oyuncu var. Adamlar pırpır ya, yani böyle bir şey yok. İşte bu sene her yaptı Liverpool'da ikisi. Ki keza diğer büyük kulüplerde de böyle. Yani o yüzden... Yani bu konunun çok iyi detaylandırılması lazım ki hep aynı şeyi konuşuyoruz ya, detaylandırılma konusuna geldiği zaman, mevzuat konusuna geldiği zaman hep sıkıntı oluyor. Umarım doğru şekilde hatları çizilip Türkiye'de de Türk oyuncularımızın hani saçma sapan bedellere gelmeyecek şekilde, uyacak şekilde bu düzenin devam etmesi lazım. Ama dediğim gibi hani kim belirleyecek bunun hatlarında, o da ayrı bir soru işareti. Yani tabii bu şimdi... Kişiler bazında da bence böyledir, şirketler bazında da böyledir, kurumlar bazında da böyledir. Yani bir düzenle ilgili değişiklik kararı alıyorsan bir kere bir şeylerin yanlış gidiyor olması lazım. İyi giden bir düzenle ilgili kimse değişiklik kararı almaz. Şimdi dediğin gibi dönüyorsun bakıyorsun Türk futbol tarihinde hiç olmadığı kadar yurt dışına oyuncu ihraç etmişiz. İşte Cengizler, Çağlarlar, işte Okan, Merihler yani aynen yani artık sayamıyoruz. Eskiden yani bir çırpıda hepsini sayıyorduk, şimdi o kadar çok ki sayamıyoruz. Milli takımlar bazında bakıyorsun Avrupa Şampiyonası'na en rahat gidişlerimizden bir tanesi herhalde. Namağlup ilk defa. Namağlup, grup lideri işte Fransa. Çok önceden garantilemiş bir şekilde biz hep mutlaka bir playoff sürecinden geçerek giderdik. Yani demek ki milli takıma da bu olumsuz bir yansıma olmamış. Dönüyorsun bakıyorsun mutlaka ve mutlaka kulüplerin bilançolarına bunun olumlu etkisi olmuştur. Çünkü dediğin gibi eskiden Türk oyuncu oynatma zorunluluğundan dolayı çok saçma sapan bonservisler, çok saçma sapan yıllık ücretler vardı. Şimdi yavaş yavaş onlar daha makul seviyelere çekildi. Artı ben buna hep şöyle bakıyorum. Ya senin yabancıyla ilgili 14 yabancı da olsa bir sınırlaman var. Ama illa 14 yabancı alacaksın diye bir zorunluluğun yok ki. Yani sen git istiyorsan 3 tane yabancı al. Buna sistem hayır demiyor ki. Kimse de herhalde gidip de 250.000 euroya Türkiye'de bu işi aynı kalitede yapacak futbolcu varken gidip 500.000 euro verip başka bir ülkeden yabancı futbolcu da getirmiyordur. Dolayısıyla bunlara baktığın zaman rekabetin olmadığı yerde başarının gelmeyeceği de ortada. Zaten bu rekabetle de başardıkların ortada. Yani buna rağmen biz niye tekrar denenmiş ve geçmişte başarısız olmuş artılı, eksili, bilmem neli sistemlere geri dönüyoruz? Ben gerçekten anlamıyorum. Yani bunun gerekçesi ne, mantığı ne, ihtiyaç nereden doğdu da böyle bir karar alma ihtiyacı çıktı? Vallahi anlamıyorum. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela niye kısıtlanır? Niye kısıtlamak istiyorsun? Son döneme baktığında işte milli takım başarısı, giden Türk oyuncular, hem de çok genç yaşta gidiyorlar bu arada. O da çok önemli. Aynen öyle. Bakıyorsun hiçbir olumsuzluk yok. Ha, bana desek ki mesela bu çok radikal bir hareket tabii de. Şimdi yurt dışından gelen adama senin TL ödemen mümkün değil. Türk lirası. Döviz ödüyorsun. Ama şimdi ülkelere bakıyorsun. İngiltere pound ödüyor. Avrupa ülkelerinde euro ödüyor. Sen buradaki Türk oyuncularına TL ödeyerek devam edebilecek misin mesela? Şimdi böyle radikal bir karar alarak da devam edebilirsin, anladın mı? Niye kulüpleri ayağa kaldırayım, masraflarını kısayım? Çünkü her kur artışında senin bütün maliyetlerin, ya işte mesela atıyorum şöyle pandemiye girmeden önce 5.50 olan dolar bir ara 7.20'lere mi 30'lara mı gitti, ne oldu? Yani 3 ayda bir anda acayip bir yere geliyor. Senin de o ay ödemen varsa mesela yandın. Yani 100.000 euro 550.000 lirayken 720.000 lira ödüyorsun. Senin gelirlerin bu şekilde artmıyor ki. Ha, Türk oyuncular devam ettiğinde eğer sen sadece TL olarak bonservisi olsun, yıllık maaşı olsun bu şekilde devam edeceksen eyvallah. Ama diğer türlü Türk oyuncusu mesela atıyorum şu anda pazarda Sivas'ın çok önemli 2-3 tane oyuncusu var. Başakşehir'de İrfan Kahveci var. Şimdi ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Bunun gibi bir sürü parlayan genç oyuncu var. Sen yabancı kısıtlamasını getirdiğin zaman Türkiye'de bunların bonservis rakamları nereye gidecek sence? Doğru söylüyorsun. Acayip yerlere gidecek. Nasıl alacaksın bunları? Mümkün değil. Şimdi eskiden olan şu zaten. Bu adamlar bu kulüplerde kalamıyordu aslında. Mesela İrfan şu anda ciddi bir bonservis var, alamıyoruz. Muhtemelen 8 sene önce olsaydı biri parayı verip alırdı. Hem kulüpler bu kadar borçlu değildi. O takımlarda yerli adamı da pek bırakmıyordun. Çünkü çok değerli yerli oyuncu. Tabii 6 en az 5 tane kombide yerli oynaması gerektiği için. Şimdi şu var. Kısa vadede belki Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilir bu. Fenerbahçe açısından baktığımızda bir de yerli oyuncular var da bence bu tamamen çok yanlış buluyorum. Yasaklanmasında karşıyım. Hatta benim elimde olsa yani yerli yasaklarım neredeyse. Yani bir sınırlama getireceksem. Çünkü yabancı oyuncu kaliteyi arttırıyor. İşte diyorlar ki eskiden 2 tane yabancı almış, Türkiye gelenden geçenden 5-6 yiyormuş. Bir gerçek uydu. Bielisa'nın bir açıklaması vardı. Şuna gelmişti. Benim Oğuz Savaş'ın kazandığı parayı kazanmam için ciddi bir seviyeye gelmem gerekli diyordu. Çünkü Sırbistan'daki adam öyle yerliyim diye para kazanamıyor. Burada maalesef ve dün Kemal Aslan'la da beraberdik mesela. Şunu da konuştuk. Onun döneminde Ümit Milli Takım'da Portekiz'i 2 maçta da yendik diyor mesela. 4-2-2-1 ve Portekiz takımını saydı bize. İşte Meireles var, Bruno Alves var, Quaresma var, Ronaldo var, şimdiki Pereira var, Trabzon'daki Chelsea'de geçmişi olan. Ya bütün takım futbolcu olmuş. Bizde maalesef yerli oyuncular paraya hızlı ulaştı. Bu bir gerçek. Hedef çünkü yerli oyuncu almak zorundasın. 5 tane adam oynatman gerektiği için. Ben fayda olduğunu düşünmüyorum. Zaten kulüplerin bu maddi sıkıntısı varken biraz fiyatları düşürme sebebi de yabancıya ulaşabilme avantajı. Ha belki baremi konabilir tabii ki. Gidip çok pahalı adamlar. Yaşa da karşıyım ben. Çok iyi adamlar da geldi belli yaşın üstünde. Yani... Hani bu da ne kadar doğru bilmiyorum tabii. Fiyatı düşürdüğünde de kötü adamlar gelme riski de var gerçi ama hani kulüplerin bütçesi içinde maddi şunu biliyorum ben. 5-6 sene önce Ajax 1 milyon eurodan fazla kimseye maaş vermiyordu. Ajax geçen sene neredeyse final oynuyordu. Son dakika gol yedi. O zaman son olarak liglerin başlamasını da çok kısa konuşup programı kapatalım istiyorum. Ligler yeniden başlıyor. İnşallah öncelikle tüm gerekli sağlık önlemleri alınmıştır. Çünkü hiçbir şey bizim için insan sağlığından kıymetli değil. Biz diğerleri gibi gündeme göre açıklama yapan camialardan değiliz. Benim bir tek söyleyeceğim bu konuda hala hangi vakayla karşılaşılırsa ne aksiyon alınacağı belli değil. Yani atıyorum 2 hafta sonra vaka sayısının artmasıyla liglere devam edilemez bir hale alırsa lig neye göre tescil edilecek? Tüm firmaları ayırıp devam edeceğiz dedik. Tam neye göre tescil edilecek? Kalan sahalar bizimdir ne demek? Dolayısıyla inşallah Dediğim gibi hem tüm önlemler alınmıştır. İnşallah kimsenin başına herhangi bir olay gelmez. Fenerbahçe'mizde kalan 8 haftalık süreci olabildiğince yüksek bir puanla kapatır ki her alınan puan sonuçta ekonomik bir artı yaratıyor. Bu arada önemli bir konu daha var. Kupada da inşallah hedefimize ulaşırız. Bir konu daha var, onu da ekleyelim. Belki çok farkında değiliz ama ligde çok puan kaybettik, çok geriye düştük. Hani Beşiktaş'ın 4, Antalya'nın 3 puan gerisindeyiz. Tabii. Onları geçersek yani UEFA'ya gidiyoruz birincisi. Eğer Trabzonspor ceza alırsa bu da gerçi belki diğer programda konuşuyoruz. Farklı bir konu da yani tercih etmiyorum. Yani bana bir garip geliyor. Kimi kulüplere ceza almazken kimse neye göre veriliyor hiçbir şey belli değil. Ve Trabzon kupayı da alırsa o zaman bir tane takım Alanya'ya geçmemiz de yetecek UEFA için. Bir şekilde ligi de hem maddi sebepler de var zaten ama ligden kopmamamız gerekiyor. Aslında çok, kağıt üstü fikrimiz de kolay. Biz zaten zor kısmı bitirmiştik. Evet. Keşke başımıza bunlar gelmese, bu kadar düşmeseydik. Bizim de teknik hatalar da oldu, dış etkenler de olmuştur. Fark çok açıldı ama ipin ucunu bırakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü Beşiktaş'ta maçımız var mesela ve seyircisiz oynanacak. Ortada bir maç. Aldığın zaman aslında kafa kafaya gibisin Beşiktaş'ta da. Evet. Fikstür avantajımızla beraber yani onları da geçebiliriz. Hem maddi hem de UEFA daha önemli bence. Yani önümüzdeki sene kesinlikle ülke puan açısından da bizim kazanacağımız puan açısından da önemli. Oyuncu getirebilmek için de 10 milyon euroya yakın bir geliri de var aslında. Çok göz ardı ediliyor ama onda bir geliri var. Tabii şeyleri de var. Lige olumsuz etkileri de olabilir falan filan. Yani Fenerbahçe'nin bu hesapları yapmaması gerekiyor. Kalan maçlarda en iyi performansı göstermelerini umalım. İnşallah. Var mı Can senin ekleyeceğin bir şey? Vallahi herkese hayırlı olsun. İnşallah sağlık açısından bir problem çıkmadan bu sezon biter. Mert'e katılıyorum. Bu 8 hafta sanki sadece kupa önemliymiş gibi böyle bir hava yaratılıyor ama bu 8 haftanın da ben çok önemli olacağını düşünüyorum bizim açımızdan. Hem geleceği görmek adına hem belki oynamayan belli futbolcular oynayabilir. Onları görme şansımız, ileriye yönelik ne yapılacağımızı görmemiz açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Umarım hani Fenerbahçe'miz en az kayıpla diyeyim, kayıpsız atlatabilirse tabii tercihimiz olur. Kayıpsız atlattığı takdirde ileriye daha güzel bakabiliriz diye umut ediyorum. Hepinizin ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum katıldığınız için programa. Fenerbahçe'mize Cuma akşamı başlayacak lig ve arkasından gelecek kupa maratonunda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz.